Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sabahın 8'inde buluştuk hastanede. Ben de çok şaşırdım. 2 saat içinde tüm işlemler bitti. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. Ben normal diyet yaparak kilo veremediğim için ameliyat yöntemine yöneldim. Şimdi sizin talimatlarınıza uygun şekilde devam edeceğim. İnsanların beni görüp de işte kilo vermişsin demesi hoşuma gitmeye başladı. Pantolonlar bol gelmeye, kemerin son deliğine ulaştık. Yeni bir delik istiyor artık. Bugün Can Bey yanımızda. Kendisi ameliyat olalı 2,5 yıl oldu. Kan tahlillerindeki değerlerinin çok güzel olduğunu gördük. Kilo kontrolünü yaptık ve beslenmesini konuştuk. Her şeyin gayet yolunda olduğunu gördük ve gözlemlediğimiz kadarıyla da beden kitle indeksinin en alt sınırında ve stabil bir biçimde kilosunu korumakta. Dilerseniz Can Bey kendisi anlatsın. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de söylediğiniz gibi 2,5 yıl oldu ameliyat olalı. Ben bu serüvene başladığımda 135 kiloydum. Bilgisayar mühendisiyim. Bir ömür bilgisayar başında geçti. Dolayısıyla kilo aldım. 135 kiloyla başladığım bu serüven içerisinde ara ara diyetlerle kilo verebilmeyi başardığım oldu. Ama bunu koruyamadım. Her seferinde tekrar verdiğim kiloyu aldığımda yaş 40 olup ardından ikinci, üçüncü hastalıklarla ilgili belirtiler ön plana çıktığında korkmaya başladım. Doktor arkadaşlarım sayesinde git mutlaka bu konuda yardım al diye telkinlerde bulunabulunan beni buraya yönlendirdiler. Ameliyat sonrasında ilk önce 135 kiloydum. Bir miktar ameliyat öncesi diyetle kilo verdim. Ardından ameliyata aldılar. Ameliyat hemen sonrasında ilk bir ayda aşağı yukarı 15 kilo kaybettim. Takip eden aylarda birinci ayın sonunda spor yapmaya başladım. Basit sporlar. Kardiyo sporları, özellikle eliptik bisiklet kullanarak daha rahat kilo verdim. Toplamda 5 ay gibi bir süre geçtiğinde 56 kilo vermiştim. Aşağı yukarı kilolarımı 75-74'e kadar düşürdüm. 135'ten 74 kiloya kadar düşürdüm ve orada korumaya başladım. Takip eden 2,5 yıl içerisinde şu anda 82 kilodayım. Yine de 1,81 boy ve 82 kiloyla vücut kitle endeksimin en alt limitinde hala sağlıklı şekilde bu kiloyu koruyabiliyorum. Bunu beni ısrarla sürekli arayan Selvi Nur Hanım'a, değerli diyetisyenimize ve ekibine borçluyum. Düzenli yapılan kan tahlillerinde de bir eksiğim olmadığını gördüler ki bu da benim için sevindirici. Bugün 42 yaşındayım. Ben hep sıklıkla her bu kontrole gelişimde aynı şeyi söyledim. İnsanlar bir damacana 19 litre alıyor. Ben 56 kilo verdim. Buradan baktığınızda içimden 2-2,5 damacana çıktı desem yanlış olmaz. Hani bu büyük bir gurur benim için. Artık daha rahat hareket ediyorum, koşabiliyorum, merdiven çıkarken yorulmuyorum, herhangi bir eklem ağrısı çekmiyorum. Her 40 yaş sonrası insan gibi uyku apnesi veya benzeri sorunlarım vardı. Bunlardan kurtuldum. Eşim artık horlamadığımı söylüyor. Terleme sorunlarım giderildi. En önemlisi de karaciğer değerlerim veya işte diğer şeker intoleransım eski seviyelerine, normal seviyelere döndü. Bunlar 40 yaştan sonra insanın sahip olabileceği büyük lütuflar. Bunu bu ameliyata borçluyum. Ameliyatla ilgili çevremde herkesin bana sorduğu sorular var. Derler ki acın var mıydı? Ameliyat sonrası zorluk çektin mi? Hiçbir şekilde ağrım sızım olmadı. Ameliyat sonrasında geçen süreçte de İlk bir ayın sonunda hızla 15 kilo verdiğimi görünce hızlı motive oldum. Sporla da bunu destekleyerek 56 kilo daha verdim. Dolayısıyla çok mutluyum. Keşke diyorum bunu hayatımın daha erken safhalarında, 20-25'li yaşlarda yapsaymışım. Bir ömür 135 kiloyla bilgisayar karşısında geçti. Bunu yaptığım için pişmanım. Daha erken yapmayı düşünebilirdim. Hayatım boyunca yaptığım en iyi şey olduğunu düşünüyorum bu ameliyat. Can Bey'i dinledik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ve kendisine bir ömür boyu sağlık diliyoruz.